Uzun zamandır uzaylılar, suçlularını insan bedenlerinde kilitli tutuyorlar ama insanlar bunun farkında değil. 1380 yılında, maskeli savaşçılardan oluşan gizli bir çete, tuhaf davranan bir kadının peşine düşerken, aniden gökyüzünde bir çatlak açılır ve içinden bir araba geçer. O arabadan, görevleri dünyayı ev sahiplerinden kaçmayı başaran herhangi bir uzaylıdan korumak olduğundan, bu kadının içindeki uzaylıyı yakalamak için burada olan iki robot, Thunder ve Guard çıkıyor. Guardian, parlayan bıçağının yardımıyla uzaylıyı başarılı bir şekilde çıkarır, ancak kadın bu süreçte ölür ve bebek kızını geride bırakır. Daha sonra ikili 2012'ye geri döner ve Guard, uzaylıyı şimdiye kadar yakaladığı diğerleriyle birlikte evindeki özel hücreye koyar. Ardından, Thunder'ın bebeği yanında getirdiğini keşfeder. Artık Guardian'ın bebeği büyütmekten başka seçeneği yoktur. 1391'de sihirbaz Mukreuk, güçlerini aranan posterlerden suçluları yakalamak ve ödül parasını almak için kullanıyor. Mukreuk, Huyungamin Suiter için bir ödül listesi olduğunu fark eder ve onun peşine düşmeye karar verir, ancak saldırıları ona pek zarar vermez. Mukreuk'u bayılana kadar duvara yumrukluyor. Daha sonra kedi adamlar Mukreuk'u kurtarmaya gelirler ve duvardaki delikten baktıklarında, kuraklık nedeniyle yeniden yüzeye çıkmış olması gereken nehre saplanmış bir uzay gemisi bulurlar. Açların arasından bir ses yakınlarda birinin olduğunu gösterir, ancak onlara bir meşale fırlattıklarında sadece kırmızılı bir bayanın kaçtığını görürler. 2022'de Guard, okul öğretmenleriyle toplantılara gitmeye devam etmek zorunda çünkü artık 10 yaşında olan Yika'nın başı uzaylılar ve robotlar hakkında hikayeler anlatarak sürekli belaya giriyor ama neyse ki kimse ona inanmıyor. Yika'nın dersleri biter bitmez muhafız onu evine bırakır ve Yika bu fırsatı değerlendirerek aldığı ikinci telefonu koltuklardaki bir bölmeye saklar. Muhafız her gece yaptığı gibi saat 9'da ayrılır ve Yika telefonunu kurtarmak için arabaya geri döner. Yanlışlıkla bölmeyi açıp arabanın içindeki uzaylı teknolojisini bularak Thunder'ın ona dokunmasını engellemek için kendini göstermesine neden olur. Şimdi Yika sorular soruyor, bu yüzden Thunder uzaylıları ve Yika'nın geçmişten geldiğini açıklıyor. Ertesi gün Yika o hastaneye gider ve hafızasının daha sonra silinmesi ihtimaline karşı her şeyi kaydeder. Kayıt sırasında, ondan daha dikkatli olmasını isteyen polis memuru Dovseok'a çarpar. Bu taş, yeni uzaylı mahkumları yerleştirmek için binadaki her insanın peşinden giden bir grup dokunaç salan bir koza haline gelir. Uzay gemisi uçup giderken taşı alır ve diğer herkes hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam eder. Kan, Minsu'nun yanında kalmaya gider ve Ken hastanede çektiği videoları ona gösterir. Guardian yine de onun yerini bulmayı başarır, ancak teyzenin flörtüyle uğraşmak istemediğinden Yika'nı alması için Thunder'ı gönderir. Yika eve gelir gelmez cevaplar ister, bu yüzden Thunder implantasyonu evrende barışı korumak için yaptıklarını açıklar. Uzaylılar insan vücudunu yalnızca 5 dakikalığına terk edebilirler, aksi takdirde dünyanın atmosferi onları öldürür. Yika, insanların rızaları olmadan hapishane olarak kullanılmasını protesto eder, ancak o görmezden gelinir. Gece çöktüğünde Yika uyuyamaz ve Thunder'ın varlığı rahatlatıcı olduğu için gidip arabanın arkasında kalmasına neden olur. Ertesi gün, beklenmedik yeni bir uzay gemisi dünyaya yaklaşıyor. Dovseok işini yapmaya çalışıyor ama sürekli başı dönüyor ve silahlı olmayan bir suçluya ateş ederek karakolda başını belaya sokuyor. Suçlu uzaklaşır, ancak Dovseok bazı iş arkadaşlarının ondan daha sonra satın alacaklarını söylediğine kulak misafiri olur, bu yüzden Dovseok yasa dışı değiş tokuşa gelir ve hepsini öldürür. Görünüşe göre aklı başında değil çünkü saatler sonra, anlamadan elinde kurbanların kanlı kıyafetleriyle küvetinde uyanıyor. O anda, uzay gemisi Thunder'ın onu algılayabileceği kadar yaklaşır ve o da alarmı çalmaya başlar. Hemen ardından, Dovseok'taki uzaylının uyandığını gösteren önemli bir sinyal daha alır. Guardian, Yika'nı arabadan indirmeye çalışır, ancak Yika ayrılmayı reddeder ve uzay gemisi zaten dünyaya indiği için, muhafızın tartışacak vakti yoktur. Böylece havalanır ve Yika hale içerideyken arabayı kendi uzay gemisine dönüştürür. Şehir merkezinde, kırmızı bir uzaylı gemiden iner ve Dovseok'u bulur, onu bir asansöre kadar kovalar, çünkü muhafızların gezegenini yok eden isyanın liderinin Dekseok'un zihnine yerleştirildiğini ve muhafız geldiğinde, zırh moduna dönüşür ve Yika'nın geride bıraktığı silahı çalma riskini aldığından habersiz bu uzaylının peşine düşer. Muhafız ve uzaylı arasındaki mücadele şiddetlidir ve sonunda, uzaylının muhafızı yakalamak ve onu yere düşürmeden önce bacağından parlayan bıçağı çıkarmak için dokunaçlarından yararlandığı asansör katından geçerler. Thunder, Guard'ı kurtarırken uzaylı, polis arabasıyla kaçan ve bir otoparkta saklanmaya çalışan Dovseok'un peşine düşmek için uzay gemisine geri döner.
aniden uzay gemisi otoparka çarpar ve polis arabasını şehrin her yerinde kovalamaya başlar, bunun üzerine guard arabasını tekrar gemiye dönüştürür ve peşine düşer. Her iki uzay gemisi de birbirini vurmaya başlar ve Thunder'ın analizi, düşman gemisinin ortasındaki parlak kırmızı dairenin geminin zayıf noktası olduğunu ortaya çıkarır. Şehir çatışmadan çok fazla hasar aldığı için muhafız uçar ama düşman onu vurur ve tekrar Dovseok'un peşine düşmeden önce onu denize düşürür. Nihayet polis arabasına çarptığında, uzaylı yere iner ve elinde bıçakla dışarı çıkar ve Guard kavgaya devam etmek için geri gelmeyi başaramadan bıçağı da fırlatır. Bununla birlikte, bıçak lideri uyandırma sürecinde olduğundan, kırmızı uzaylının görevi tamamlanmıştır ve kendi kendini yok etmeden önce muhafızları dokunaçlarıyla yakalar. Kontrolör olarak bilinen uzaylı lider, Dovseok'un vücudunu terk eder ve bıçağı uzay gemisine alır. Thunder, muhafızı kontrol etmeye giden Yıkan'ı kendi enerjisinin bir kısmıyla yeniden doldurmaya çalışırken arabada bırakır. Kendisi ölmeden ona verebileceği pek bir şey yok, bu yüzden uyanır uyanmaz muhafız onu durumu kontrol etmesi için gönderir. Thunder uzay gemisine girer ve kırmızı uzaylının, dünyanın atmosferini kalıcı olarak değiştirebilen ve uzaylı suçluların insan bedenleri olmadan özgürce dolaşmasına izin verecek bir madde olan Havava'yı yanında getirdiğini keşfeder, aynı zamanda tüm insan hayatını öldürür. Muhafız, sahip olduğu azıcık enerjiyi de uzay gemisine girmek ve kontrolörle savaşmak için kullanır, ancak hava şehrin etrafında süzülmeye başladığında, uzaylı onu gemiden ayrılmadan önce uzaklaştırır. En azından denetleyici, muhafızın hava sistemini durdurmak için kullandığı bıçağı geride bıraktı. O arada, Dovseok'un vücuduna dönen kontrolör tarafından görüldükten sonra Thunder, Yıkan'ı korumaya gider. Bir dokunacı serbest bırakan Dovseok, dokunduğu tüm insanları öldüren kırmızı bir sis oluşturan ilk Havava'yı tetikler. İnsanların kaçmasına izin vermek için yolu açtıktan sonra Thunder, Yıkan'ı arabada gönderir ve ardından muhafız, Havava'yı geminin içinde tekrar mühürlerken kontrolörün peşine düşmek için geri koşar. Kırmızı sisin şehri ele geçirdiğini görmek, olay olduğundan beri Yıkan'ın hafızasında kalan canlı bir hatıradır ve şimdi onun 1391'de rüyasını gördüğü ortaya çıkar çünkü Kızıl Lady onun tamamen yetişkinidir. Bıçağı 10 yıl önce uzaylı gemisinin içinde geldi ve Wan Yang da onunla geldi. Şimdi uyandığında kendini tapınakta sihirli bir hapishanenin içinde kapana kısılmış halde bulur. Suiter ve Wan Yang, 10 yıl önce geldiklerini gören 4 kişiden birinin içinde olması gereken denetleyiciyi bulma ihtiyacı konusunu tartışır. Hun Gam değildi, çünkü bıçakla uyanmak yerine öldü ve büyücüler de olamaz çünkü bıçak onları da kesti ve hiçbir şey olmadı, bu yüzden şimdi dördüncüyü bulmaları gerekiyor. Yıkan konuşmayı reddeder, ancak Mukreuk ona silahı geri vereceğine söz verince fikrini değiştirir. Kendisinin ve bıçağın gelecekten geldiğini ve Mukreuk ona inanmayınca onu yemek kapısından yakalayarak kıyafetlerini sihirli duvara yakmasına neden olduğunu açıklıyor. Horkan Mukreuk ona silahı verir ve kaçar. Ne yazık ki Yıkan, yiyecekler zehirlendiği için harekete geçemez ve hemen bayılır. Büyücüler de zehirlenmiştir, ancak panzehire ulaşmaya çalışırken etkilerle savaşmak için sihirlerini kullanırlar. O anda, kedi adamlar bıçağı çalabilmek için onu çatıdan indirirken Mukreuk arkalarında belirir. Büyücüler panzehirden söz edip elini soruyorlar. Ve ancak büyücüleri gömmek için tabut getiren maskeli savaşçılar tarafından kesintiye uğratılırlar. Yıkan'ın büyücülerle aynı şeyi yediğini fark eden Mukreuk, panzehirlerden birini yanına almadan önce hepsiyle savaşır. Wan Yang çıkarken onun koştuğunu duyar ve dokunaçıyla ona vurur. Hexu sonunda panzehiri ağzıyla kapmayı başarıp Shunguon ile paylaşırken, kedi adamlar Mukreuk'u alıp ormana götürür. Ancak Yıkan'ı terk etmek istemez ve dövüş sırasında büyülü duvarın yıkıldığı tapınağa geri döner. Mukreuk, panzehiri Yıkan'a verir ancak o bıçağı geri almadan önce Wan Yang tarafından bulunup tekrar bıçaklanır. Ardından Yıkan ve Mukreuk tabutlara konur ve Mureok'unki okyanusa atılır. 2022'de, daha sonra Suiter ve Wan Yang olacak iki uzaylı, kırmızı sis sayesinde uyanır ve kontrolör ile temasa geçer. O arada, haber dronları sisin içine girmeyi başardı ve uzaylıları dünyaya gösteriyor ve evde, muhafız onları durdurmak için oraya gitmesi gerektiğini biliyor. İlk önce Yıkan ile konuşur ve sonunda annesini içindeki uzaylı yüzünden öldürdüğünü itiraf eder. Şimdi, işini yapabilmesi için gitmesi gerekiyor ve Yıkan, çaldığı silahı toplamasını sağlıyor. Thunder, Yıkan'ı Minsu'nun evine götürürken, Dovseok'un vücudundaki kontrolör ve iki haydut, gemiyi geri almak için muhafızın evine gelir, ancak muhafız onları durduracak kadar güçlü değildir. İlk başta Thunder yardım etmek için geri dönmeyi reddeder, ancak Yıkan ona geminin zayıf noktasını hatırlatınca fikrini değiştirir.
oraya varır varmaz Tander uzaylılarla savaşmaya başlarken yıkan, zayıf bir muhafızın arabaya binmesine yardım eder. Herkes bıçakla arabaya geri döndüğünde, sadece onları kovalayan uzaylıları görmek için uzaklaşırlar. Başka bir seçenek görmeyen Guard, bıçağı geçmişe bir portal açmak için kullanır ve araba, 1381'de düşen uzaylılarla birlikte geçer. Hungam, Dongu ve büyücüler arabayı gökyüzünde görürler, ancak grupta uzaylıların bilmediği beşinci bir kişi daha vardır, çok genç bir Mukrok. Araba indiğinde Guard, Dovseok ile savaşmaya çalışır, ancak dokunaçları tarafından öldürülür. Öfkelenen Yıkan, portal kapanırken Dovseok'u vurur ve Dovseok arabayı nehre doğru iter, araba gemi şeklini geri alır ve bıçak Yıkan'ın ellerinden uzaklaşır. Dovseok yeni bir beden bulmaya çalışırken genç Mukrok nehre gelir ve Yıkan'ın sudan çıkmasına yardım eder. Ayrıca tabancalı çantayı da alır ve bu anı Mukrok tarafından tabutun içinde hatırlanarak kaçmasına izin verir çünkü bir şekilde hala hayattadır. Tapınakta Yıkan'ın tabutu gömülmektedir, ancak Yıkan kaçmak için silahını kullanmak üzere tam zamanında uyanır. Bajang'ı da vurarak, saklanmadan önce bıçağı kurtarmayı başarır. O anda büyücüler ortaya çıkar ve sahip oldukları tüm numaralarla uzaylılarla savaşmaya başlar. Suiter onları görmezden gelir ve Yıkan'ın peşine düşer ve büyücüler Bajang'ı bir vazoya kapatmaya çalışırken bıçağı çalar. Aniden Mukrok ortaya çıkar ve Suiter ile savaşmaya başlayarak Yıkan'a kaçma şansı verir. Yaraları kaçmasını zorlaştırıyor ama Hexul onun acısını hissedebiliyor, bu da onun eski bir arkadaşının kayıp bebeği olduğu anlamına geliyor. Büyücü, Yıkan ile biraz ilaç paylaşırken Suiter'in içindeki uzaylı, Yıkan'ın peşine düşmeden önce bedeni terk eder ve Mukrok'u yere serer. Shunguon güçlerini vazoda tutarken Hexul, Suiter ile savaşır ve uyandığında Mukrok da yardıma gelir. Yıkan, büyücünün birçok büyülü eşyasından birini kullanarak Suiter'in insan vücuduna ateş ederek bıçağı geri almasını sağlar. Ne yazık ki, Shunguon'un vazoyu tek başına tutacak kadar gücü yoktur ve Wan Yang kaçar. Mukrok sonunda Suiter'i bitirirken Wan Yang, Yıkan'ı kovalar ve Yıkan onu nehre kadar takip eder ve iki kedi adam da onların peşine düşer. Suiter ölmeden önce Muroka içinde bir şey olduğunu söyler. Aniden, geçmişe dönüşler onu tekrar vurdu ve sonunda Yıkan'la tanıştığı günün ne olduğunu hatırladı. Ormanda bir ses duymuş ve kontrol etmeye gitmiş, ancak Dovseok'a çarpmıştı. Kontrolör, Dovseok'un vücudunu terk etme ve kendini çocuğa yerleştirme şansını değerlendirdi. Mukrok bunu hatırladıktan sonra bayılır ve büyücüler onu da öldürmeleri gerekip gerekmediğini merak etmeye başlar. 2022'de Kaiwa, Guard'ın evine gelir ve geride bir uzay gemisi bıraktıklarını fark etmeden önce arabanın portala girdiğini görür.